Merhaba arkadaşlar. Fiilde yapı konusuyla devam ediyoruz. Yapılarına göre fiiller basit, türemiş ve birleşik olarak üçe ayrılır. Bakın arkadaşlar, yapılarına göre öncelikle üçe ayrılır. Birleşik fiiller kendi içerisinde kurallı birleşik fiiller, yardımcı eylemlerle kullanılan birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olarak ayrılır. Kurallı birleşik fiiller de kendi içerisinde dörde ayrılır. Yeterlilik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşma fiili. Öncelikle bu tabloyu siz de çizerek ve oturtmanız gerekir. Basit fiillerle başlayalım arkadaşlar. Basit fiiller aslında tıpkı sözcükte yapıya benzer arkadaşlar. Şimdi basit, yapım eki almayan kök durumdaki fiillerdir. Çekim eki alabilir çünkü çekim ekleri sözcüğün anlamını, yapısını değiştirmez diyoruz. İki saattir mahallede geziyoruz. Arkadaşlar bu gezmektir kökü, bunun gezmek fiili. Geziyor derken bu bizim kip ekimizdi. Yani kip eki bir çekim ekidir. Geziyoruz. Kim? Biz. Kişi eki. Bu da bir çekim ekidir. Yani arkadaşlar gezmek fiili hala gezmektir. Yapısında, anlamında bir değişiklik yoktur. Bir yapım eki almamıştır. Aldığı ekler çekim ekleridir. Yani bir fiil çekim eki alıyorsa, yapım eki almıyorsa özellikle. Bir fiil yapım eki almıyorsa bu fiillere basit fiil diyoruz. Türemiş fiiller ise isim ya da fiil köklerine fiil yapma özelliği olan yapım ekleri getirilerek yapılır. Yapım eki, yani türemiş fiiller yapım eki alacak. Tatilde güneşlendik. Güneş isim köktür. Güneşten güneşlenmek olmuştur arkadaşlar. Kelime güneşken güneşlenmek olmuştur. Bir isimken fiil olmuştur. Yani bir yapım eki almıştır. Sonrasında güneşlendi derken bu bir çekim eki. Güneşlendik. Kim? Biz. Bu bir çekim ekidir. Ama benim kelimem bir yapım eki aldığı için artık bu bir türemiş fiildir. Masayı yapıştırdılar. Arkadaşlar yapıştırdılar derken yapmaktan gelir. Yapmak bir fiil köktür. Yapmaktan yapışmak yapım eki almıştır. Yapmak farklı bir şey, yapışmak farklı bir şey. Yapıştırmak tekrar bir yapım eki almıştır. Yapıştırdı. Bu bizim kip ekimiz arkadaşlar. Bu bir çekim ekidir. Yapıştırdılar derken bu da bir çekim ekidir. Ama benim kelimem yapım eki aldığı için artık bu bir türemiş fiildir. Basit fiiller yapım eki almayan, türemiş fiiller ise yapım eki alan sözcüklerdir diyoruz. Birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiillerle başlayalım. Kurallı birleşik fiilleri tablomuzda göstermiştik. Tekrar gösteriyorum. Kurallı birleşik fiiller kendi içerisinde yeterlilik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma fiilleri olarak ayrılırlar. Şimdi kurallı birleşik fiillerle başlıyoruz. Kurallı birleşik fiiller A yeterlilik fiili. Fiil kök ya da gövdelerini ebilmek getirilerek yapılır. Cümleye gücü yetme, olasılık gibi anlamlar katar. Fiil artı AE bilmek şeklinde olur arkadaşlar. Babam her türlü vasıtayı kullanabiliyor. Burada fiilim kullanmak fiilidir. Kullanmak ve bilmek var burada arkadaşlar. A bilmek, kullanabiliyor derken artık burada benim yeterlilik fiilimi almıştır. Bu yaz çok sıcak. Geçmek fiili. Bakın fiil artı dedik, ebilir, ebilmek fiilini almıştır. Yani siz bir fiile abilmek, ebilmek geldiğinde buna yeterlilik fiili diyeceğiz. Uyarı, yeterlilik fiilinin olumsuzunda hata yapmamak için olumsuzluk ekinden önce AE seslerini arayın. Yapabilirim, yapamam arkadaşlar. Bu görüntüyü görmeniz gerekir. Çıkabilirim, çıkamam şeklinde. Yani siz yapamam şeklinde bir olumsuz gördüğünde bileceğiz ki buradaki A bize yapabilirim. Çünkü bizim ebilmek fiilindeki A ve E gelir buraya. Çıkamam, çıkabilirim. Yapamayabilirim, gelemeyebilirim. Bu şekilde de olumsuzluğu yapılabilir yeterlilik fiilinin. Biz yeterlilik fiilini fiil artı abilmek, ebilmek şeklinde görmemiz gerekir. Tezlik fiili.
Fiil kök ya da gövdelerine i vermek getirilerek yapılır. Cümleye çabukluk, kolaylık gibi anlamlar katar. Bakın, fiil artı i vermek. Köşeye dönünce birden karşıma çıkmak fiili. Burada da ı verdi arkadaşlar. Çık ı verdi gördüğümüzde artık tezlik fiilidir. Yarım saatte her iş bitiriverdi. Bitirmek ve ı verdi artık burada tezlik fiili vardır diyeceğiz. Gelivermedi, gelmeyi verdi tezlik fiilin olumsuzu bu iki şekilde de yapılabilir. Gelivermedi ya da gelmeyi verdi arkadaşlar. Biz ı verdi, i verdi şeklinde bir kullanım gördüğümüzde fiile geldiğinde orada tezlik fiili vardır demeliyiz. Sürerlik fiili fiil kök ya da gövdelerine gelmek, kalmak, durmak getirilerek yapılır. Eylemin devam ettiği anlamını katar. Fiil artı durmak, durmak, kalmak, kalmak, gelmek, gelmek şeklinde. Sen bize okulun önünde bekleye dur. Beklemek, durmak artık ben biliyorum sürerlilik fiilini verir. Ali'nin yaptığı çalışmayı görünce baka kaldık. Bakmak ve burada kalmak var artık sürerlilik fiili. Yüzyıllar boyunca bu hep böyle süre geldi. Sürmek, gelmek biliyorum sürerlilik fiili. Uyarı, sürerlilik fiilinin olumsuzu yoktur arkadaşlar. Dikkat. Yaklaşma fiili, fiil kök ya da gövdelerine yazmak getirilerek yapılır. Eylemin gerçekleşmesine çok yaklaşıldığı, neredeyse az kalsın anlamı katar. Fiil yazmak, yazmak şeklinde. Önüne bakmadan koşan çocuk düşe yazdı. Düşmek yazmak arkadaşlar. Yazmak bize yaklaşma fiilini verir. Uyarı, yaklaşma fiilinin olumsuzu yoktur. Şimdi iki arkadaşlar yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Burada isim artı etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak eylemlerinin kendisinden önceki sözcükle birleşmesiyle oluşur. Dedem salonda namaz, bakın isim kılıyordu. İsim artı kılmak, isim artı ev işlerinde anneme yardım etmek. Komşumuz Ayşe yine hasta, isim artı olmak. Komutan öyle emir buyurdu, isim artı buyurmak. Allah rahmet eylesin, rahmet, isim artı eylemek. Yani yardımcı eylemle kullanılan birleşik fiillerde bunları görmeniz gerekir. İsim artı etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak. Son olarak anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş, öbekleşmiş fiil, birleşik fiiller. İsim ya da isim soylu sözcüklerin bir eylemle kalıplaşarak oluşturduğu fiillerdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiiller grubuna girer. Nedense bugünlerde ağzından çıkmıyor. Ağzından çıkmıyor. Sevinçten ağzı kulaklarına vardı. Ağzı kulaklarına vardı. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. Artık bunlar anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda test çözümüyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.